gözlerimizi gökyüzüne çevirdiğimizde ne kadarını gerçekten görüyoruz? Evren, bildiğimiz kadarıyla sonsuz bir gizemler denizi. Ama ya bu denizin derinliklerinde bizden saklanan, belki de algımızın ötesinde bambaşka gerçekler varsa? Bugün uzayın karanlık köşelerinde parlayan, bilim dünyasını şaşkına çeviren ve bazıları tarafından insanlıktan bilerek gizlendiği iddia edilen o garip olayların perdelerini aralayacağız. Bilmediğimiz, görmediğimiz ve belki de bilmemiz istenmeyen o büyük sırların peşine düşüyoruz. Kemerlerinizi sıkı tutun. Çünkü uzayın derinliklerine gerçekliğin sınırlarını zorlayacak bir yolculuğa çıkıyoruz. 1998'de bir teleskop, Samanyolu'nun dışından gelen ama bir galaksiden çıkmadığı anlaşılan garip bir enerji dizisini kaydetti. Sinyal bir zeka ürünü gibi düzenliydi. Ancak daha sonra bu veri resmi kayıtlardan sessizce silindi. O günden beri ne teleskop var ne kayda alan ekip. Sanki hiç var olmamışlar gibi. Bu olay ne derin internette ne forumlarda konuşuluyor. Uzay, bilim insanlarımızın dahi tam olarak kavrayamadığı sayısız olaya ev sahipliği yapıyor. Bunlardan ilki karanlık akış. Karanlık akış olarak adlandırılan fenomen, evrenin büyük ölçekli yapılarının bilinen çekim yasalarına aykırı olarak belirli bir yöne doğru hareket etmesi. Dışarıdan gelen bir çekim gücünün varlığına işaret ediyor. Bu hareketin kaynağı hala bir muamma. 2011 yılında Güney Kutbu'nda bir nötrino gözlemevi Ice Cup bir anormali keşfetti. Kaynağı ne bir yıldızdı ne bir galaksi. Hiçbir yerde olmaması gereken bir yerde. Dünyanın içinden gelmiş gibi görünüyordu. Veriler birkaç saat içinde erişime kapatıldı. Bilimsel rapor yayınlanmadı. Sanki dünyanın içinde evren dışı bir şey uyanmıştı. Ama bu olay hiçbir arama motorunda yok. Çünkü bu sır dijital hafızadan silinmiş olabilir. Benzer şekilde büyük çekici olarak bilinen gizemli bir kütle yoğunlaşması. Bizim de içinde bulunduğumuz binlerce galaksi kendine doğru çekiyor. Bu devasa çekim kaynağının ne olduğu evrenin en büyük sırlarından biri olarak kalmaya devam ediyor. Uzay sadece gözle gördüğümüz değil, aynı zamanda kulak verdiğimizde de bizleri şaşırtan birçok ses ve sinyal barındırıyor. Bunların başında 1977'de SETI projesi kapsamında tespit edilen ünlü WOW sinyali. 72 saniye süren bu güçlü radyo sinyali, dünya dışı bir zekadan gelme potansiyeliyle yıllardır bilim dünyasını meşgul ediyor. Hızlı radyo patlamaları ise milisaniyeler süren ancak inanılmaz derecede güçlü radyo sinyalleri. Bazıları tekrarlayıcıyken bazıları tek seferlik. Bu patlamaların kaynağı kara delikler, nötron yıldızları veya henüz bilmediğimiz egzotik gök cisimleri olabilir. 2016'da bir radyo teleskop 11 dakika boyunca tekrarlayan bir ses kaydetti. Derin ve ritmik, tıpkı bir nabız gibi. Kaynağı dünyadan 3 milyar ışık yılı ötede. Bilinen hiçbir yıldızın ya da gezegenin bulunmadığı boş bir uzay bölgesi. Tuhaf olan şu, frekans aralığı. İnsan kalp atışına çok yakın. Üstelik ses her yıl aynı gün aynı saatte yeniden duyuluyor ve her defasında biraz daha yaklaşmış gibi. NASA'nın uzay araçları Jüpiter ve Satürn gibi gaz devlerinin magnetik alanlarına yayılan ve radyo dalgaları şeklinde kaydedilen garip sesler de tespit etti. Bu radyo dalgaları insan kulağına uğultu ve esrarengiz geliyor. Gezegenlerin kendi müziklerini dinlediğimiz hissini veriyor. Peki ya uzaylı yaşam formları? Belki de uzayın en çok merak edilen ve en çok komplo teorisine konu olan yönü, dünya dışı yaşamın varlığı. Roswell olayı, 1947'de New Mexico'da bir uçan dairenin düştüğü iddia edilen ve ABD hükümetinin çelişkili açıklamalarıyla örtbas iddialarını başlatan sembolik bir olay. 1992'de Ay'a gönderilen insansız bir görev, yüzeyde yansıtıcı bir cisim tespit etti. Doğal değil, geometrikti
Veriler Houston'a ulaşmadan saniyeler önce bağlantı kesildi. 48 saat sonra NASA görevin başarısız olduğunu duyurdu. Ama yıllar sonra sızan bir iç yazışmada şu cümle vardı. Geri yansıtılan sinyal bizim gönderdiğimizden farklıydı. Sanki biri cevap verdi. O kayıt bir daha asla bulunamadı. Nevada'daki Area 51'in düşen uzay gemilerini ve uzaylı teknolojilerini barındırdığına dair yaygın inanç, uzun yıllar hükümet tarafından reddedilmiş olsa da daha sonra bir araştırma tesisi olduğu kabul edildi. Bu üs, dünya dışı varlıklarla ilgili sırlar barındırdığına dair iddialarla alınmaya devam ediyor. Son yıllarda ABD donanması ve hava kuvvetleri pilotlarının rapor ettiği tanımlanamayan hava fenomenleri ve yayınlanan resmi videolar UFO gözlemlerini tekrar ciddi bir tartışma konusu haline getirdi. Bu videoların gerçekliği hükümet tarafından da doğrulanırken görülen cisimlerin ne olduğu hala açıklığa kavuşmadı. Mars ve diğer gezegenlerde çekilen fotoğraflarda yapay yapılara veya yüzeylere benzetilen garip oluşumlar da sıkça gündeme geliyor. Her ne kadar çoğu zaman Peroadalia olarak açıklansa da bu görüntüler hala birçok kişinin uzaylı yaşamının kanıtı olduğuna inanmasına neden oluyor. Şimdi konuyu daha da derinlere taşıyalım. Öyle iddialar var ki bunları duyduğunuzda yuh bunu da mı bizden saklamışlar diyeceksiniz. Ay'daki anormaliler. Ay'ın yüzeyindeki devasa Hadley Wild Kanyonu'nu resmi olarak bir lav tüneli olarak açıklansa da bazı araştırmacılar bunun çok ötesinde bir gizeme sahip olduğunu savunuyor. İddialara göre Lali'nin bazı kısımları doğal oluşumlar değil, devasa yeraltı tünellerinin kasıtlı olarak gizlenmiş veya çökertilmiş girişleri. Bu tünellerin Ay'daki eski bir uygarlığın ya da dünya dışı bir üssün kalıntılarına ev sahipliği yaptığı, hatta günümüzde bile aktif olarak kullanıldığı öne sürülüyor. Hükümetlerin bu doğal oluşumları aslında devasa yapay tünellerin girişleri olduğunu gizlemek için kullandığı iddia ediliyor. 2014'te bir amatör astronomun çektiği yüksek çözünürlüklü ay fotoğrafında Hadley Rail bölgesinde normalin dışında geometrik açıları olan bir yapı fark edildi. O yapı doğal lav tünellerinin hiçbir fizik yasasına uymuyordu. En garibi 48 saat sonra o bölgedeki tüm görüntüler hem NASA arşivlerinden hem de uluslararası gözlem evlerinden silindi. Bu olaydan bahseden tek bir kayıt dahi yok. Sanki orada hiçbir şey yaşanmamış gibi. Peki ya uzayda görüldüğü iddia edilen devasa uzay gemileri? Güneşi gözlemleyen uydular bazen inanılmaz görüntüler yakalıyor. NASA'nın Soho ve Stereo uydularının çektiği fotoğraflarda Güneş'in yakınında devasa, geometrik şekilli cisimler görüldüğü iddia ediliyor. Bu cisimlerin boyutları bazen Dünya'dan bile büyük olabiliyor. Komplo teorileri bu cisimlerin aslında uzaylı ana gemileri olduğunu ve Güneş'ten enerji çektiklerini öne sürüyor. Bazı görüntülerde bu cisimlerden Güneş'e doğru uzanan enerji akışları olduğu da iddia ediliyor. Bilim camiası bunları genelde kamera anormallikleri veya uzay çöplüğü olarak açıklasa da tutarlı görünümleri şüpheleri arttırıyor. 2019 yılında Güneş'in kuzey kutbuna bakan bir uydu sıra dışı bir olay kaydetti. Güneş yüzeyinde küçük ama inanılmaz hızlı hareket eden ve düzenli olarak şekil değiştiren saydam yapılar belirdi. Bu yapılar ne plazma ne de manyetik fırtına modelleriyle açıklanabiliyordu. İlginci, aynı yapılar birkaç dakika içinde gözden kayboluyor ve birkaç gün sonra tekrar aynı bölgeden aynı hareketle ortaya çıkıyordu. Bu gözlemler devlet kurumlarının radarından gizlenmiş ve hiçbir resmi raporda yer almıyor. Uzmanlar bunların Güneş'in kendi ekosisteminde var olan bilinmeyen bir yaşam formu olabileceği ihtimalini fısıldıyorlar. Ama kimse hiçbir şey söylemiyor. Peki ya Nibiru ve yaklaşan çarpışma kehanetleri? Eski Sümer medeniyetine ait iddialardan türeyen bir teoriye göre Güneş sistemimizde Nibiru adında çok eliptik bir yörüngeye sahip 10. veya 12. bir gezegen bulunuyor. Bu gezegenin binlerce
yılda bir iç güneş sistemine yaklaştı ve dünyanın yörüngesini etkileyerek büyük doğal felaketlere yol açacağı iddia ediliyor. Teorisyenler hükümetlerin bel paniği engellemek ve seçkinler için hazırlık yapmaya zaman tanımak olduğunu belirtiyor. 2018 yılında amatör bir gökbilimci Nibiru'nun yörüngesindeki alışılmadık bir sapma fark etti. Bu sapma sadece Nibiru değil, aynı zamanda yörüngesine yakın bilinmeyen başka bir kütlenin varlığını işaret ediyordu. İlginç olan ise bu ikinci kütlenin dünyaya doğru hızla yaklaştığı ve klasik yörünge modellerinde açıklanamayan görünmez bir güç tarafından yönlendirildiği iddia edildi. Bu gözlem hiçbir resmi raporda yer almadı ve hiçbir derin web belli bir konuda bu konunun içinde hiçbir bilgi bulunmuyor. Kimileri bunun gezegen Nibiru'nun gerçek yüzü olmadığını, aksine dünyaya yaklaşan daha karanlık, bilinmeyen bir cisim olduğunu düşünüyor. Peki ya yıldız geçitleri, bir diğer adıyla solucan delikleri? Uzay ve zamanın en büyük gizemlerinden biri olan yıldız geçitleri veya solucan delikleri, teorik olarak uzayda uzak noktaları birbirine bağlayabilen kısa yollar olarak kabul edilir. Ancak bazı komplo teorisyenleri bu geçitlerin sadece teorik olmadığını, uzayda doğal veya yapay olarak var olan noktalar olduğunu iddia ediyor. Hatta bazı hükümetlerin ve gizli örgütlerin bu geçitleri keşfettiği ve ışık hızından çok daha hızlı yolculuk yapmak veya gizli üslere ulaşmak için kullandığı söyleniyor. Eğer bu tür geçitler varsa ve kullanılıyorsa, bu bilgi insanlığın uzay ve zaman algısını temelden değiştireceği için en büyük devlet sırlarından biri olarak saklanıyor olabilir. 2020'de Güneş sisteminin dış sınırında bulunan Kuiper kuşağında sıra dışı bir cisim keşfedildi. Bu cisim hem yapay sinyaller yayıyor hem de kendi etrafında dönen düzenli ışık patlamaları yapıyordu. İlginç olan bu sinyaller sadece insan yapımı cihazlarla değil, doğal radyo teleskoplarıyla dalgalanabiliyordu. Ama en garibi 72 saat sonra bu cismin tüm izleri silindi. Hem gözlem kayıtlarından hem de resmi arşivlerden. Bunun bilinmeyen bir uzaylı keşif aracı olduğunu düşünüyor ama gerçek asla açıklanmadı. Evren hala çözülmeyi bekleyen sayısız sır barındırıyor. Gözlemlediğimiz garip fenomenlerden duyduğumuz açıklanamayan sinyallere ve hükümetlerin tutumuna dair komplo teorilerine kadar insanlık evreninin tam resmini görmekten hala çok uzakta olabiliriz. Peki sizce evrenin en büyük sırları gerçekten de bizden saklanıyor mu? Yoksa sadece henüz keşfedilmeyi bekleyen doğal olaylar mı? Bu soruların cevapları belki de bizleri yeni keşiflere ve evrene dair daha derin bir anlayışa götürecektir. Bu gizemli yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve daha fazla merak uyandıran içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.